Sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'ndan sizlere sesleniyoruz. Denizlerimizde emniyet, asayiş ve insani yardım için gece gündüz demeden çalışan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekranlarınızda. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2629 sayılı kanunla kendisine verilmiş yetkilere dayanarak Türk Ekonomik Bölgesi ile arama kurtarma sahası içinde görev icra etmektedir. Görevlerin etkinlikle icrasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan hava desteği, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı bünyesinde mevcut helikopter ve uçak filolarınca sağlanmaktadır. İzmir Gazi Emir'de bulunan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, denizlerimizde huzurun ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Albay Bülent Özbaşaran, Sahil Güvenlik Hava Komutanı. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, tüm denizlerimizin içindeki, dibindeki, üzerindeki canlı cansız bütün varlıkların korunması, kollanması, en önemlisi kurtarılması görevlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın hava gücünü oluşturmaktadır. Ana komutanlığımız İzmir'de konuşlu olup, personelimizin eğitimleri ve hava araçlarımızın bakım tutum faaliyetleri İzmir'de icra edilmektedir. Bunun yanında Karadeniz'de, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 7 gün 24 saat her daim göreve hazır, konuşlanmış vaziyette hava vasıtalarımız bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı tüm denizlerimizden sorumlu olmanın bilinciyle 24 saat boyunca ihtiyaç duyanların yardımına koşuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma, kaçakçılık ya da göç gibi görevlerini yerine getirmesinde hava araçlarının hız avantajı, yaşamla ölüm arasındaki farkı belirliyor. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı envanterinde iki tip hava aracı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi arama kurtarma helikopteri, diğeri deniz gözetleme uçağıdır. Denizlerimizde gelişebilecek her türlü duruma ve rutin kontrollere anında ve eş zamanlı olarak müdahale edebilme olanağı sağlayan sahil güvenlik uçakları, İzmir, Antalya ve Samsun'da oluşturulan görev destekleme merkezleriyle desteklenmektedir. Uçuşlarda elde edilen tüm görüntü ve ses verileri, ana konuş meydanı İzmir'de analiz edilmek ve gelecek görevlerin hazırlıklarında kullanılmak üzere saklanabilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde bulunan arama kurtarma helikopterleri, başta arama ve kurtarma olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele, yasa dışı su ürünleri faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi, kaçakçılık, düzensiz göçün engellenmesiyle doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerinde başarılı ve etkili görevler icra etmektedirler. Evet, helikopteri sağ güvenlik. Çok güveniyorum efendim. Ben güveniyorum. Herhalde ben sol tarafınıza doğru sağ yaklaşmalıyım. Evet, böyle kalalım. Böyle iyi. Güven 1-3 mantı. 50 fit emniyette olalım. Evet, şu an iniyor. 50 fit civarı. 55 fit. Böyle kalalım efendim, ileri kayma var. Evet, 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 takip ediyorum. Bir anda. Sol tarafa bakın, sol tarafa. Sol emniyette. Sol emniyette. Evet, şu an almaya başladık. Siz askeri meydanda kullanabilirsiniz. Oo, yakıt uçağı Türk askeri meydanı. 4 numara Atatürk askeri meydan olarak aldı. 5 aldı. Evet, altınızda iki tane direk var, ışıklandırma direği. Onun yanında yatmış vaziyette. Yarbay Serkan Bilgin, Sahil Güvenlik Helikopter Filo Komutanı. Sahil Güvenlik Helikopter Filo Komutanlığı, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı bünyesinde denizden sahil güvenlik görevlerini icra etmek maksadıyla kurulmuştur. Genel anlamda görevimiz, sahil güvenlik görevlerini
havadan deniz üzerinden icra etmek sahil güvenlik botlarına destek sağlamaktır. Detaylandırmak gerekirse denizde arama ve kurtarma, düzensiz göçün engellenmesi, deniz kirliliğinin tespiti ve engellenmesi, denizden tıbbi tahliye başta görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 50 kazazedeyi helikopterle denizden kurtardık. Ayrıca yüzlerce kazazedenin de aranarak bulunmasını sağladık. Bunları sahil güvenlik botlarına bildirerek kurtarılmasına katkı sağladık. Görev ağırlığımız Ege Denizi, Akdeniz, Marmara Denizi, Karadeniz'de arama kurtarma olarak cereyan etmektedir. Bunun yanında tıbbi tahliye görevimiz de bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın 24 saat boyunca göreve hazır olan uzman personeli, gelen çağrının ardından hızla briefing için toplanıyor. Ege Denizi'ni yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir mültecinin denizde kaza geçirdiği ve yardıma muhtaç durumda olduğu bilgisi alınıyor. Görev Destekleme Merkezi'nin deneyimli personeli, hava durumundan harita koordinatlarına kadar ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri çoktan hazırlamış durumda. Uçuş ve arama kurtarma personeli hazırlıklarını tamamlamak üzere süratle ayrılıyorlar. Kaybedilen her dakika hayati önem taşıyor. Hazırlıklarını tamamlayan personel kalkış için piste geliyor. Son uçuş kontrollerinin ardından helikopterler havalanıyor. Ekibin her şeyden önce uçsuz bucaksız denizin ortasında kaybolmuş bir kazazedeyi en kısa sürede bulmaları gerekiyor. Kazazedeye ulaşan ekip, arama kurtarma personelini denize indirerek operasyonu başlatıyor. Pilotun, vinç operatörünün ve arama kurtarma personelinin kusursuz koordinesi sayesinde ulaşılan kazazede helikoptere alınarak en yakın sağlık kuruluşuna doğru yola çıkıyorlar. Gerekli hallerde ilk müdahale helikopterin içinde de yapılabiliyor. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın uzman personeli bir kez daha görevlerini yapmanın, hayat kurtarmış olmanın huzuruyla birliğe dönüyorlar. Başçavuş Turan Kınalı, 2003 yılında muharebe arama kurtarma kursunu bitirerek Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na atandım. 2003 yılından beri Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nda her türlü arama kurtarma görevini yapmak için, icra etmek için komutanlığımıza görev yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce bir katıldığımız görevde iki kazazedenin Çeşme açıklarında bizim tarafımızdan alınması görevi bize verildi. Acilen hazırlandık ve kalkış yapmak için buradan helikopter başındaydık. Bir an önce kalktık ve sonrasında Çeşme'ye intikal ettik. Çok kısa sürede ulaştık. Kaptanın yardımıyla beni kazazedenin yanına ulaştırmasını istedim. Bir tanesinin kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiş olduğunu, diğerinin ise şeker komasında olduğunu gördüm. Sonrasında kazazedelerin ikisini de almaya karar verdim. Kazazedeyi gemi personelinin desteğiyle battaniyeleyip çok da vücut ısısının düşmesini engelleyerek sepete yerleştirdik. Tekrar sepetle helikopteri aldık. Bu arada ben de yukarıya çıkarken kazazedenin yanındaydım. Bir yandan durumunu kontrol ediyordum. Tam helikopteri alınma esnasında kazazede hayatını kaybetti.
daha doğrusu kalbi durdu, solunumu durdu. Ve helikoptere içine girer girmez biz helikopter bir an önce hızlanarak sağlık kuruluşlarına giderken biz temel ilk yardım ihtiyaçlarını gidermek için kalp masajı, suni solunuma başladık. Tekrar canlandırdık. Hayatını kaybetmişti ama tekrardan canlandırdık. Kalp atışları devam ediyordu, nefes alıyordu. Biz bu arada stabil halde tutmaya çalışırken helikopterde hızla sağlık teşkilleriyle irtibat kurdu. En son kazazdeyi helikopterin iniş pistine inerek bir an önce bıraktık. Bıraktığımızda kalbi atıyor, nefes alıyordu. Gerçekten bir insan hayatı kurtarmak kurumum adına, komutanlığım adına büyük bir şeref. Kendim adıma büyük bir onurdu. Bu görevi icra etmek beni çok gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da bu görevleri icra etmek için elimizden geleni, bütün çabayı göstereceğiz. Gece görüş sistemlerine uyumlu kokpitiyle denizlerimizde gece ve gündüz uçuş yapabilme kabiliyetine sahip olan helikopterlerde arama kurtarma ve kolluk görevlerinde kullanılmak üzere özel görev ekipmanları da bulunmaktadır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'nın bakım ekibi, bu kritik görevlerin icrasında kullanılan tüm helikopter, uçak ve cihazları çalışır durumda tutmanın yanı sıra, pek çok cihazın montajını da kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek milli bütçeye yüz binlerce liralık katkı sağlıyorlar. Kremlius Çavuş Zülfü, helikopter ve uçak avionik sistemleri teknisyeniyim. ELT sistemimiz helikopter bir kaza kırım geçirdiği esnada denize düştüğünde veya kara parçası üzerinde bir kaza ile karşılaştığı anda sistem otomatik olarak kendini fırlatarak yayın yapmaya başlar. Böylelikle arama kurtarma birimlerinin kaza kırım geçiren helikopterimizi anında yerini tespit etmeye yarayan bir sistemimizdir. İstenildiği takdirde kullanıcı tarafından da sistem transmit yaparak yine konumunu bildirmektedir. Winç entegrasyonunun amacı helikopter winç harekatı yaparken kurtarıcı yaralıyı yukarı alma esnasında daha emniyetli bir harekat yapabilmesi için burada yaşanan olayı pilotunun ekranına aktarmasıdır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı kurulduğu günden bu yana gece gündüz demeden Mavi Vatan denizlerimizde başarılı sahil güvenlik görevlerine imza atmıştır. Komutanlık, kendisine verilecek görevleri başarıyla yapma azim ve kararlılığı içinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle her gün bir adım daha ilerleyerek özverili hizmetlerine devam etmektedir.